isimlerin sosyal medyada paylaşım başına aldıkları ücretler çok konuşulacak. Hangi ünlüler ne kadar ücret alıyor? Bir dönem güzelliğiyle göz dolduran şarkıcı Deniz Seki'ye ne oldu? Deniz Seki'nin sosyal medyada hangi görüntüsü çok konuşuldu? Geçtiğimiz hafta Kuzey Irak'ta şehit düşen piyade astsubay Yusuf Ataş'ın vasiyeti yürekleri burkmuştu. Şehit Mehmetçiğin sözlerine ünlü isimler kayıtsız kalmadı. Bir tane lösemi çocuk, tamam mı? Kız çocuğu olsun ama. Kusura atmayın erkekler. Kız çocuğu olsun kanka, şey yapın. Bütün masraflarını karşılayın, tamam mı? Yeni bir aşka yelken açan Selin Ciğerci'nin yeni sevgilisi hakkındaki olay iddialar çok konuşulacak. Selin Ciğerci'nin erkek arkadaşı dolandırıcı mı? Parayı tekrar bana geri ödemedi. Aleyna Tilki yüzü olduğu markanın lansmanında Taksim'de bir otelde basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Aleyna Tilki'nin kendisi hakkındaki olay açıklamaları ne? Ya zaten bana başlangıçtan beri vuruyorlar. Beren Saat ve Kıvanç Tatlıtuğ'un New York'ta çekilen son film projesinden yeni bir kare geldi. Çok konuşulan film ne zaman yayınlanacak? Yasak aşkı Burak Kalfa ile nişanlanan Tuğçe Tayfur ilişkisine son vermişti. Geçtiğimiz gün görüntülenen çift ne dedi? Burak Kalfa, Tuğçe Tayfur çifti barıştı mı? Aile büyüklerimiz devreye girdi. Sağolsun Cengiz abi devreye girdi. Sıla'ya şiddet davasıyla gündemden düşmeyen Ahmet Kural'a bir şok daha geldi. Kural dizilerden veto mu yiyor? Beyaz Magazin'den selamlar, sevgiler olsun değerli izleyicilerimiz. Ben Deniz, sunucunuz Didem Delen ve değerli yorumcularımız Pınar Eliçe ve Bilal Özcan, yine bomba gibi bir Beyaz Magazin sizleri bekliyor. Merhabalar efendim. Harika yeni bir güne daha burada güzel masamızda bulunmakla mutluluk duyuyorum. Bu arada Bilal Beyciğimle biz çok önemli hayati kararlar aldık hemen aramızda. Hemen açıklama. Biraz sonra açıkla istersen. Biraz sonra açıkla istersen. Ya ben dayanamıyorum. Peki açıkla o zaman. Tamam, açıklamayacağım. Tamam, biraz o zaman sonra. Az sonra aldığımız hayatımızla ilgili yeni kararları bildireceğiz. Çok önemli ama. Çok önemli kararlar aldık. İkimizle ilgili. İkimizle ilgili. Yanlış anlayacaklar şimdi. Nasıl ya? Ya şey bilmem, yanlış anlamam ha. Eşime de sesleneyim de. Vallahi bilmiyorum, duyduktan sonra yanlış anlarlar. Kardeş. Daha. Ama bak bir şey söyleyeyim mi? Gerçekten çok önemli. Çok önemli kararlar aldık. Çok önemli. Ve bunu izleyicilerimizle de paylaşacağız. Hatta bize de eşlik etsinler istiyoruz. Şahit olsunlar. Yanlış anlaşılacak. Şimdi biraz sonra söyleyeceğiz her şeyi. Tamam, peki. Evet. Bam bam bam. Magazin bu masada konuşulur. Yine evimiz dolu. Şemsiye altında öpüşürken yakalanmışlar. İstanbul'a müthiş bir yağmur yağdı bugün öğlen saatlerinde İstinye'de. Onu da açıklayacağım. Şu asansörü önce bir açıklayalım da. Onu da. Hep olup kaynatıyorsunuz. Bana sürekli yazıyorlar o asansördeki kim? Bana da. Sadece o değil ki. O implant popo sevgilisi çok istiyor diye, çok beğeniyor popoları diye. Başkasına bakmasın diye implant popo yaptıran ünlü. Hadi açıklayayım mı onu şimdi? Yok, sonra. Hadi birazdan yapalım. Neler var bugün Didemciğim? Şimdi filmler, diziler, sahneler derken ünlülere artık sosyal medyada da bir kapı oldu, evet. Bir para kapısı, evet. Oldu, bir gelir kapısı oldu ve story başına aldıkları ücretler dudak uçuklatıyor gerçekten. Merak ediyor musunuz ne kadar alıyorlar? Bize niye açılmıyor? Ne rekor fiyatlara 15 saniyelik storyler çekiyorlar biliyor musunuz? Bir izleyelim mi? Hadi bakalım. Filmler, diziler, sahneler, reklamlar derken ünlüler sosyal medyayı da gelir kapısı yaptı. Paylaşım başına aldıkları ücret dudak uçuklattı. Gayet güzel giyindim. Şimdi makyaja başlıyorum. Eyvahlar olsun diyorum. Bir paylaşım için adeta servet alan ünlü isimler kim? Hangi ünlü çift paylaşımlarıyla servetlerine servet katıyor? Paylaşım başına aldıkları ücretler ve sosyal medya zengini ünlü isimler. Son dönemin en aktif sosyal medya platformu Instagram aynı zamanda birçok ünlü için ciddi bir gelir kaynağı oldu. Bir haber sitesinde yer alan iddiaya göre ünlü isimlerin paylaşım başına aldıkları ücret belli oldu. İlk sırayı Burak Özçivit aldı. Kuruluş Osman'ın başrolünde yer alan oyuncu 22 milyon takipçiye sahip olduğu hesabından tek bir paylaşım için 250 bin lira kazanıyor. Listenin ikinci sırasında Hande Erçel var. Sosyal medyayı en aktif kullanan ünlülerin başında gelen Hande, 29 milyonla en fazla takipçisi olan hesaba da sahip. Güzel oyuncu bu hesaptan yapacağı tek bir paylaşım için 230 bin lira alıyor.
Listenin 3. sırasında Serenay Sarıkaya var. Yaz boyunca Yunan adalarında sirtaki yapan Serenay 9 milyon takipçisi olan hesabından yaptığı paylaşım başına 140 bin lira alıyor. Listenin 4. sırasında Neslihan Atagül var. 13,5 milyon takipçisi olan güzel oyuncu paylaşım başına 130 bin lira alıyor. Listenin 5. sırasında Fahriye Evcen var. 13 milyon takipçisi olan Fahriye paylaşım başına 120 bin lira alıyor. Listenin 6. sırasında Çağla Şikel var. Mankenlikte başladığı kariyerine oyunculuk da ekleyen güzel isim artık bir televizyon starı olmuş durumda. Tüketici kesime hitap etmesi nedeniyle firmaların gözdesi olan Şikel 4 milyon takipçili hesabından yaptığı paylaşım başına 100 bin lira alıyor. Listenin 7. sırasında Burcu Esmersoy var. Çağla Şikel gibi bir televizyon starı olan güzel isim de 3 milyon takipçili hesabından paylaşım başına 100 bin lira alıyor. Listenin 8. sırasında Murat Boz var. Yakışıklı şarkıcı 11 milyon takipçili hesabından yaptığı paylaşım başına 80 bin lira alıyor. Bunlar tabii şimdilik bir iddia. Bakalım listede adı geçen story zengini ünlü isimler bahsi geçen rakamlar için ne diyecek? Vay canları, rekor rakamlar yalnız. Vay story işte. Başına aldıkları ücretler bunlar bu arada. Şimdi, evet. Burak Özçivit 250 bin TL. Bir story'e sadece 250 bin TL alıyor. Hande Erçel 230 bin TL alıyor. Serenay Sarıkaya 140 bin TL. Neslihan Atagül yine 130 bin TL. Çağla Şikel 100 bin ve Burcu Esmersoy 100 bin TL alıyor paylaşım başına. Yani vallahi şimdi Didemciğim, ben ünlü isimleri hani anlayabiliyorum. Yani... Bir de hani bu influencer mu? Influencer, evet. Influencer adı evet. Altında yeni bir meslek dalı da çıktı. Ne iş yapıyorsun diyorsun? Influencer'ım diyor. Influencer. Bak telaffuz ederken bile daha hayatıma tam alamadığım şeyler olduğu için yeni zorlanıyorum. Yeni meslek olarak evet. Gösteriyor. Ama şimdi bu tabii ki şöyle söylemek istiyorum. Sosyal medyadan kazanılan... oturduğun yerden kazanılan bu kadar kolay paralar maalesef halk nezdinde inanılmaz bir galyana gelmiş durumda halk. Hı hı. Diyor ki yani bir onlar da mesela düşünsene, ben geçenlerde sadece araştırmak adı altında TikTok'a girdim. Bir baktım orada 80-90 yaşında yaşlı teyzelerimiz. İnanılmaz şeyler yapıyorlar ya ve karşılığında para istiyorlar. Keza çocuklarımız inanılmaz şekilde kullanılıyor. Ebeveynleri çocuklarının duygu sömürüsü yaparak para topluyorlar. Evet. Yani bir de böyle bir hal aldı. Yani bu işin artık bir tüccarlığa döküldüğünü düşünüyorum. Hı hı. Hani ünlüleri tenzih ediyorum, evet, ama... Halk inanılmaz derecede bu paralardan ötürü galyana gelmiş durumda ve işin rezilliği çıkmış durumda. Tabii ki ben burada hani güzel olan, faydalı olan şeyleri de tenzih ediyorum. Mesela bazı yemek programları, hani bilgi paylaşımı olan programları tenzih ediyorum. İşte ne bileyim, bir doktor çıkar, onunla ilgili bir konuyla ilgili bilgi verir. Bunlar güzel şeyler. Ama dediğim gibi... halk açısından inanılmaz istismara uğramış durumda bu mecra. Benim tek rahatsızlığım bu. Yoksa Allah artırsın. Yani ünlülere, influencerlara söyleyecek bir şey yok. Ha bu arada her influencer da değil. Mesela bir Damla Bilic vardı. Danla. Ha, Danla. Danla. Danla ne? En. Danla. Danla evet. Danla bir, ya nasıl bir isim ya bu? Danla ne ya? Takma ismi o, gerçek ismi. Danla. Değil. Evet. Damla olsa anlarım. Damla peki ne yaptı Damla? Şimdi bak, Damla Bilal Beyciğim ilk çıktığı zamanlarda ben o kızı bayağı bir makyaj izledim. Makyaj yapıyordu. Ama inanılmaz da marjinal bir tarafı da vardı. Makyaj ama biliyorlar şimdi illa. Şimdi gördüğüm kadarıyla o da bir toparlamış kendini. Böyle evet. Bir hani aklı barik mi olmuş diyeyim artık veya doymuş mu? Evet. Bir tokluk mu gelmiş diyeyim. Evet, mesela Damla'yı beğenirdim. Şimdi daha da beğeniyorum. Ama tabii ki her influencer'da işini doğru yapıyor veya yani her influencer'da meşhur mu onu da bilemiyorum. Çünkü ne yapıyorlar biliyor musunuz? Fake takipçilerle takipçilerini yükseltip, ya inan bak ben daha şu işi başladığımdan beri kaç yıllık sanatçıyım, daha 91 bini yeni gördüm. Evet. Düşünebiliyor musunuz? Bu kadar kolay değil bu takipçi. Ama hiç ismini duymadığımız insanlar milyonlar, 2 milyon, 1 milyon yani... Lütfen bu tür kandırmacalara da
gelmesinler. Gerçek hayatta bir şeylikleri yok ki onların, tanınmışlıkları. Sosyal işte. Medyada ünlüler ya da öyle göstermeye çalışıyorlar. Influencer demek, influencer kelime anlamı etkileyen kişi demek. Evet. Eğer etkilemeyi başarıyorsan birikiminle. Şimdi mesela sen demin dedin ki ne özelliği var adamın, ne özelliği var. Şimdi ben mesela influencer'ım. Ben de bazı firmaların influencer'lığını yapıyorum ve karşılığında da paylaşıyorum ve bir komisyon alıyorum. İnfluencer'lar zaten ya peşin para alır ya da satıştan Bilal komisyon alır. Bir dakika. Hayır. Bak bir yere, ama bir yere geleceğim. Ha. Bir yere geleceğim. Mani de yazmadım bugün. Sana ne okuyacağım bilmiyorum ama anladın sen. Anladım. Evet. Sus diyorsun. Şimdi mesela bana sen yaz ne influencer'sın? Ne biliyor? 45 sene. Arkamda 46 sene var. İşimle ilgili influencer'ım. Magazin gazeteciliğini merak eden insanlar beni takip ediyorlar. Dolayısıyla reklam vermek isteyen magazinle ilgili bana veriyor. Bunun gibi adam mesela atıyorum makyaj yapıyor kadın. Ya herkes makyaj yapıyor ama o kadın onun eğitimini aldıysa 3 sene ne bileyim İsviçre'de Londra'da kursunu aldıysa ya da İstanbul'da bilmem kimin eğitim şeyine gidip de eğitimini aldıysa onun da bir becerisi, bir yeteneği, bir kabiliyeti vardır ve tercih edilmesinin de sebebi vardır. Makyajı herkesten farklı yapıyordur. Nitekim böyle çok başarılı makyözler de var ve çok adam makyöz yaparken dans ediyor kadın mesela. Birisi makyöz yaparken magazin tartışıyor iki bayan. Deliler gibi tartışılıyor, takip ediliyorlar. Deliler gibi tercih ediliyorlar. Yeni bir akım yakalamışlar kendileri ve benzerleri yok. İki bayan, güzel bayan makyaj yapıyorlar ve magazin tartışıyorlar. Ve kendilerinin makyaj yaptıkları ünlülerle ilgili isim vermeden dedikodu yapıyorlar. Bunun gibi yani ben kendi işimden konuşuyorum. Her işin influencer'ı var aşağı yukarı. Güzellik enstitülerinin var işte. Bakımla ilgili, cilt bakımı, her şeyin bir influencer'ı var. Ve dünyada da bu böyle ve tercih ediliyor. Bunu beğenmezsin, o kişiyi, influencer'ı beğenmezsin yaptığı işi. Takip etmezsin, reklam vermezsin. Dolayısıyla bu yeni bir iş dalı ve iyi ki de var. Şimdi ben kendimden yine örnek vererek anlatayım size. Biz yıllardır gazetelerde çalıştık. Yıllardır televizyonlarda çalıştık. Şimdi ben kendi medyamın sahibiyim. Bu influencerlık çıktığı için de çok memnunum. Çünkü ben Bilal Özcan medyanın sahibiyim ve kendim reklam alıyorum. Yıllarca benim patronlarım reklam aldı. Diyebilirler ki ya gazeteci reklam alır mı? Yıllarca büyük patronların hepsi Simaviler, Aydın Doğanlar, ondan sonra kim aklınıza geliyorsa... Gazete patronu olarak, Karacanlar, herkes reklam alarak ayakta durmadı mı? İnsanların maaşını ödemedi mi? Ben de medya sahibiyim, ben de reklam alıyorum. İnfluencerlık yapıyorum. Dolayısıyla yaptığım yanlış bir şey yok. Kendi açımdan söyleyecek olursam. Bu tartışılıyor da. Bilmem kim diyor işte Cüneyt Özdemir reklam almış, alınır mı? Alınır kardeşim. Alır tabii gazeteler ki. Gazeteler nasıl ayakta meselesi. Duruyor? Televizyonlar nasıl ayakta duruyor? Benim de yayınlarım nasıl ayakta duracak? Tabii ki reklam alarak ayakta duracağız. Yayınlayarak ayakta duracağız. Ama ben haberimi para için satarsam o ayrı. Ha, evet. O ayrı. Para ama... için haber yaparsam o başka bir şey. Ben de bence zaten mesleğinde önce insanlar yapınca daha çok itibarlı bir şey. Evet. Değil mi bu zaten? İşte yani bu çok... Hiç tanınmayan kızlar i̇şte erkekler yapıyor. Yani neye göre o ikon olarak belirleniyor? Veya kime göre, neye göre? Güren telkin ediyor. Yani ben açık konuşayım. Ben de bu işi yapıyorum ama evet. Her gün bir sürü reklam geliyor. Sen de burada başarılısın. Bakın, sen de yaptığın evet, işte. Kullanmadığım ilk defa bir ürünü. Burada yapmıyorsun bu ben işi. Yıllardır, pardon, yıllardır sunucu olarak çalıştığın evet. için bir tanınmışlığın var. Tabii Seni ki. De bir takip evet, edenler ben de var. Yaptım, ben Sana de yaptım. Sana da influencer olarak. Ama şuna çok evet. dikkat ettim. Belli bir duruşum var. İnsanların gözünde belli bir itibarım var. Tabii. Ve beni o kadar iyi tanıyorlar ki zaten... Her anımı artık ezbere biliyor izleyiciler. Eski katıldığım programlar tabii. dünden bugüne her anımı biliyorlar artık. Tabii. Neyi kullanırım, neyi kullanmam ezberlediler. Tabii. Yani benim kandırma gibi bir ihtimalim söz konusu bile değil. Tabii. Değil tabii. Yüzüme sürmediğim, kullanmadığım, yemediğim, içmediğim hiçbir şeyi ben gösteremem. Öyle bir ihtimalim yok benim. Tabii. Herhalde. Ve bu da olmamalı. Tabii, olmamalı. Bütün güvenimi yitiririm. Buna tabii. özellikle dikkat ediyorum. O çoğu influencer denen kişilere o ürünler geliyor ya eline sürüyor, yüzüne sürüyormuş gibi yapıyor. Asla kullanmıyor. Sonra çekiliş yapıp insanlara dağıtıyorlar.
kullanmadıkları ürünlerden para alıp en az, bu arada o influencerlar zaten. En az 20.000 TL ücret alıyorlar. Onu da size söyleyeyim. Değişiyor, fiyatlar değişiyor. 80.000 alan da var. 20.000 üzeri alıyorlar. 30.000 alan da var. Birçok firma sahibi arkadaşım, çok da bir araya geldiğim oluyor. Diyor ki ya o kadar para veriyorum şu influencerlara. Gelen 50 takipçi bile değil. Ya. Ürün satamıyorum. Ya. Verdiğim o bütçenin karşılığını asla alamıyorum diyor. Artık herkes sponsorlu reklam çıkıyor. O da akıllı olacak. Herkes kendi reklamını kendi yapıyor. Bir dakika. O da akıllı olacak. Takip edecek. Öyle lafla ona buna reklam vermeyecek. Takip edecek. İzlenme sayılarını isteyecek. Gerçek dokümanları isteyecek. Tabii. Ona göre verecek. Şimdi eskiden tabii hepimiz bu kadar daha sosyal medyada tecrübe sahibi değildik. Bundan 3 sene 5 sene öncekiler çok daha iyi kandırdılar ve iyi paralar kazandılar. Kandıran yok. Kandırma derken takipçi satın aldı insanlar. Sosyal medyada takipçi satın alarak firmalarda önce ne diyorlardı biliyor musun? Bak bakayım ne kadar takipçisi var. Diyorlar ki 1 milyon. Oo, ona ver. Akıllı olacaksın. Kimin ne takipçi aldığını ben hepsini biliyorum. Ünlüler dünyasında nasıl biliyorsun? Ben size nasıl söyleyeyim mi? Birkaç kişi var bu işi organize eden. Önlerinde listeler var. Sisteme 20 kadın, 20 erkek. Dışında hiç kimseye vermiyorlar. Öyle mi? Hep aynı kişiler. Onlara organize eden ve bunların üzerinden para kazananlar menajerler var. Menajerler var yani. Aracılar var. Dolayısıyla dışarıdan sen alamıyorsun zaten. Aynı kişiler üzerinde dönüyor. Bana da gelmiyor ya mesela. Her meslekte olduğu gibi bu işte de aracılar var elbette. Para kazananlar var. Firma sahibine sana diyor ki işte sana bir reklam vereceğim. Ne kadar bütçen diyor, soruyor. Postun kaç liraya post yayınlıyorsun? Diyorsun ki 10 bin lira. Tamam diyor. Ondan sonra öbür tarafa asıl firmaya diyor ki işte Ahmet Mehmet'le anlaştım post vereceğim ona 20 bin lira ücreti diyor onun diyor. Anlatabiliyor muyum? 10 bin lirayı cebe alıyor. Bunu yaygın bir şekilde yapıyor. Gelmeyeceğim ben o zaman bir şey yanlış yapıyorum. Mesela ben kullandığım şeyleri bazen ne kullanıyorsun diye soruyor. Ben yayınlıyorum. Onları yanlış mı yapıyorum? Yapmamam mı lazım? Ama kendi kullandığım ürünleri yapıyorum ben. Aslında sen ne yapmak istiyorsun? Hiç. Bir şey söyleyeyim mi? Aslında doğru olan senin yaptığın biliyor musun? İnfluencerlık o zaten. Kendi kullandığın ve memnun olduğun bir şey. Sen çünkü ünlü bir insansın. Seni seven, takip edenler de senin kullandığın bir allığını, rujunu, beğendiği bir bluzu görüp sen de beğendiği için alması lazım. Ama bu iş paraya, ticarete döndüğü için insanlar yüzüne bile sürmeyeceği şeylerin tanıtımını yapıyorlar. O yanlış. Hilali Ahmer'e... İzleyiciler o kadar akıllı ki artık kimse itibar etmiyor. Ne? Hilali Ahmer Vakfı yararına. Yani sen kendine bir çıkar şey yapmıyorsun burada. Evet. Mesela bana diyorlar ki işte diyorlar cildin ne kadar güzel, ne kremi kullanıyorsun? Vallahi aldığım kremi gösteriyorum. Evet. Veya yani ben yanlış yapıyorum herhalde. Sen ticari şey değil. Sen tamamen fayda amaçlı yapıyorsun. Seni şöyle yapman gerekiyor. Para kazanmak lazım. İçin. Linki burada diyeceksin. Evet. Bağlantı. Linki oradan. Ya ben öyle para yani bilmiyorum ya. Yani ben gerçekten faydalı olacağım. Yani merak ediyorlar ya o meraklarını gider. Ben şimdi bu Burak Özçivit, Fahri Evcen ve diğerlerinin... Haftaya paylaşım yapıyormuş. Pınar ürün tanıtıyormuş. Vallahi bilmiyorum Pınar. Efendim şu görmüş olduğunuz ürün. Yapabilirsin ama kendi kullanmadığını seni de yapacağını zannetmiyorum. Bağlamamız gerekiyor moderatörüm. Bu Burak Özçivit, Fahri Evcen ve diğer ünlülerin aldıkları bu paralar da analarına ak sütü gibi helal. Çok astronomik gelebilir size. O paraların arkasında onların bir geçmişi var. Niye takip ediyorsunuz ve niye tercih ediyorsunuz? Niye beğeniyorsunuz? Başarılı filmler, yüksek reytingler, yaptıkları güzel işler var. Ve bu aldıkları para da ona göre ölçülüp kendilerine değer biçiliyor. Takipçi sayısı aynı zamanda. O yüzden hiç eleştirmeye gerek yok. Size bir şey söyleyeceğim. Peki mesela Burak Özçivit 250 bin lira. Nesal Atagül 130 bin lira. Story başına Serenay Sarıkaya 140 bin lira. Justin Bieber 1.11 milyon dolar. Kendall Jenner 1 milyon dolar. Tek bir story karşılığı. Cristiano Ronaldo 1.6 milyon dolar. Selena Gomez 1.5 milyon dolar. Kim Kardashian 1.41 milyon dolar. Messi 1.16. Böyle gidiyor. Yani bizim sanatçılarımızın, ünlülerimizin aldıkları devede kulak. Ünlüler dünyasında, dünyada böyle influencerlık, sosyal medya olayı. İşini iyi yapana, tekrar söylüyorum, hangi mesleği yaparsan yap, işini başarıyla yapıyorsan, işinde bir katkı sağlıyorsan, seni takip edenlere, okuyanlara, topluma bir faydan varsa işinle ilgili,
karşılığını sosyal medyada alıyorsun. Şimdi bakmayın o TikTok'ta çocuklar şunlar bunlar filan. Verme kardeşim, takip etme, gitme. Oraları da cahiller, maalesef cahil çok insanlar cahil. Onları bir yere getiriyorlar. Evet, evet. Evet. Konuşacak ya çok şey var. Ben şaşırdım ya. 80-90 yaşındaki dedelerimiz, amcalarımız, teyzelerimiz ya. Hiç denk geldiniz mi siz? Var var var. Ben bakmıyorum onlara yani. Ama artık rezillik ama yani. Yani maalesef cahil insanlar öyle şeylere itibar ediyorlar. Onlar da kendilerini dünyanın en yakışıklı adamı, en güzel kadını falan görüyorlar yani. Maalesef. Özgüvenli, of özgüven patlamaları. Eğitim seviyesiyle ilgili. Evet. Maalesef, maalesef. Peki bir bomba var. Selin Ciğerci yeni sevgilisiyle Merve Bolor'un düğününde görüntülendi biliyorsunuz. Gökhan Çıra'yla ikinci kere evlendiler, yine yapamadılar, ayrıldılar. Ondan sonra Gökhan Çıra yeni aşkıyla görüntülendi. Selin de dedi ki aşk yok mu? Ama öyle biriyle çıktı ki karşımıza. Kimdi? Öyle bir geçmişi var ki beraber olduğu kişinin. Bir izleyelim mi görüntüleri? Biz önce bir şey sorayım. Biz seninle ne yapacağımızı bu VTR'nin arasında açıklamayalım. Ya bekle, biraz daha sonra açıklayalım. Sonra. Bir tamam. İzleyelim VTR'yi. Allah'a ben çok merak ettim. Çarpık ilişkileriyle polemiklerden bir türlü kurtulamayan Selin Ciğerci'den bir skandal daha. Gideyim mi buralarda? Çalışmayayım mı? Ne yapayım? Kimseyle uğraşmadım ben. Gökhan Çıra'yla evliliği, boşanmaları, aldatma iddiaları. İkili boşandı, yeniden barıştı. Sonra yine ayrıldı derken Gökhan Çıra'nın yeni bir aşka erken açmasına Selin Ciğerci'den röportajlı cevap geldi. Sevgilisi hakkında şok iddialar çıktı. Selin Ciğerci'nin yeni sevgilisi dolandırıcı ve başkasıyla mı nişanlı? Ciğerci başkasının nişanlısıyla el ele kol kola aşkını mı ilan etti? Eski nişanlı Ciğerci'nin yeni sevgilisi hakkında ne söyledi? Nasıl isyan etti? Eski nişanlısıyla olan yazışmaları olay olacak. Selin Ciğerci, ilk olarak anne olmak istediğini açıklaması ve taşıyıcı annelik yöntemi iddiaları çok konuşulmuştu. Keşke ben de sizler gibi doğurma özelliğim olsaydı, doğursaydım da benim de doğum lekelerim olsaydı da. Gökhan Çıra'yla olan çarpık evlilikleri magazin gündeminde olay olmuştu. İkili evliliklerini ilk önce Beykoz Adliyesi'nde sonlandırmış, boşanmalarına kimsenin inanası gelmemişti. Herkes bu boşanma için reklam kokan boşanma sözlerini kullanmıştı. Çift boşanmanın üzerinden kısa bir süre sonra yeniden barışarak bu iddiaları güçlendirmiş. Ancak ikili arasında çıkan aldatma söylentileri ilişkilerinin sonunu getirmişti. Çift çok kısa bir süre önce boşandı, barıştı ve yeniden ayrıldı. Ayrılığın ardından ikili ara ara birlikte görüntülense de bu ilişki bitmişti. Hatta Çıra yeni bir ilişkiye başladı. Bunu sosyal medya hesabından duyurdu. Herkes Selin Ciğerci'nin aşk hayatını merak ederken geçtiğimiz gün bomba patladı. Selin Ciğerci yeni sevgilisi Asil Cengiz'le Merve Bolor ve DJ Mert Aydın'ın düğününde görüntülendi. Selin Ciğerci'nin sevgilisi başkasının mı nişanlısı çıktı? Eski nişanlı Mualla Şahin yaptığı paylaşımda şu sözleri kullandı. Bana borcu olmasına rağmen benim mesajlarıma cevap vermeyen, hem suçlu hem güçlü gibi davranan bir ex nişanım var. Şimdi gördüm ki çok ünlü biriyle görüntülendi ve mutluluklar dilerim. Fakat bana olan borcunu ödeyecek misin ey ex nişanlım? Daha önce evliliğin eşiğinden döndüğü eski nişanlısının hakkı olan parasını geri vermediğini söyledi. Arkadaşlar merhaba, size bir konu hakkında açıklık getirmek istiyorum. O da şu, neden para verdiğimi falan soruyorsunuz da ben para vermedim. Biz birlikte düğünü yapabilmek için kapora ödedik. Düğünü iptal ettikten sonra birlikte ödediğimiz parayı tek bir hesaba ödediler. O da onun hesabı, o Türkiye'de olduğu için o bu işlerle uğraştı. Bedelli askerlik parasını düğün için birlikte ayırdıkları paradan çıkardı. Benden izinsiz askerlik bedelini ödemek için kullandı. Bana sorsaydı zaten hiçbir sorun olmazdı ayrılmamıza rağmen. Mualla Şahin parasını alamadığı için isyan ediyordu. Ben sorduktan sonra bir kısmını ödedi. O da 22 bin TL'den sadece 5 bin lirasını ödeyebildi. Ve şimdi de borcum yok diyor. Devamında ise yazışmaları paylaşarak olay yarattı. Asil Cengiz'in eskortluk ithamı. Genç
genç kadın paylaşımlarının devamında eski nişanlısı için sahtekar deyip Selin Ciğerci'ye dikkat et dedi. Selin Ciğerci elini tuttu Asil Cengiz için sadece elini tuttum diyerek işin içinden sıyrılmaya çalıştı. Tekrar soruyoruz. Selin Ciğerci yeni sevgilisinin eski nişanlısına olan borçlarını ödeyecek mi? Asil Cengiz Selin Ciğerci'nin maddi imkanlarından yararlanmak mı istiyor? Ciğerci bu ilişkisini eski eşi Gökhan Çıra'ya nispet olsun diye mi ilan etti? Gideyim mi buralardan? Çalışmayayım mı? Ne yapayım? Kimseyle uğraşmadım ben. Ben bir giriş yapmak istiyorum müsaade ederseniz. Demin influencerlık konuştuk ya, etkileyen kişi demek. Evet. Selin Ciğerci influencer ve bu işten milyonlar kazanıyor, milyonlar kazandı. Sorduğunuz zaman da vergisini ödüyorum diyor, ödüyordur vergisini. Çünkü devletimiz büyük miktarda para kazanan influencerların her zaman ensesinde, yani ensesinde biraz ağır kaçtı derseniz her zaman peşinde, hesapları her zaman kontrol altında büyük paralar kazananların ve vergilerini de çatır çatır ödemek zorundalar. Şimdi ben Selin Ciğerci'yi kınıyorum buradan. Toplumu etkileyen bir kişi olarak, yani böyle boşandıktan 2 gün sonra, 3 gün sonra eline koluna herhangi birisini takıp da el ele çıkmak falan. Ya araştırsana kardeşim, kimle berabersin, kimsin? Bak ne oldu? Şimdi de sevgilim değil diyorsun. Şimdi de sevgili olduğunu, el ele görüntülendiğin insanın sevgili olduğunu inkar ediyorsun. Yani influencerlık konuştuğumuz için o konudan giriyorum Selin Ciğerci mevzusunda. Selin Ciğerci de başka bir şey değildir aslında. Influencer'dır. Öyle tanıdı toplum onu. Sonradan oradan para kazanınca sermaye yaptı, ticarete girdi ve battığı söyleniyor. Selin Ciğerci battı mı, batmadı mı kardeşim? Bir de bunu açıkla, toplumu öğrensin. Geçen gün kendisine yazdım bu konuyu. Dönmedi, cevap vermedi. Battın mı, iflas ettin mi, paralar gitti mi, suyunu çekti mi, onun için mi ayrıldınız, 2 kere boşandınız, onun için mi bıraktın kocanı? Bu konuda da Selin Ciğerci'den bir açıklama bekliyorum. Konuşabilirsin canım benim. Şimdi çok büyük savaşlar verilerek, koca bir okyanusu yüzerek geçen bu çift bir kaşık suda boğuldu. Kim onlar? Selin Ciğerci ile Gökhan Çıra. Kocasıyla boşandı. Yani, evet, boşandı, yani, bitti. Ama çok büyük savaşlar verdi. Bir, yani işte hani ben her zaman şunu söylüyorum arkadaşlar. Aşk üzerine çok büyük yeminler, çok büyük konuşmalar yapılmamalı. Çünkü yarın bir gün ebedi olarak bittiğinde aşk üzerine yapılan yeminler kumsala yazılan yazılar gibi geliyor bana. Bir dalga geliyor, hop alıp götürüyor o yazıyı duygularıyla beraber. Ama Selin burada çok önemli bir hata yaptı. O da şu. Ne zamanki Gökhan'ı bir bayanla el ele gördü, aşkını ve işte birlikteliğini deklare ettikten sonra Selin dedi ki, "Aa, benim senden kalır yerim mi var? Ben Selin Ciğerci'yim." Hop! İlk önüne çıkan boylu, poslu, yakışıklı adamı taktı koluna, gitti düğüne. Şimdi ben şunu söylemek istiyorum. Merve Bolur'un düğününde gözüktüler ilk evet, defa. Evet, şimdi bak çok düğünler çok önemli yerlerdir benim gözümde. Yani şimdi bu yakışıklı kardeşimizle kardeşimiz yakışıklı kimse mı buldun? Fena çirkin değil ya, şimdi. Çirkin ya. Ya yok şimdi çirkin aslan ya, gibi ne çocuk ya. Şimdi. Ya şimdi kariyerine bir şey diyemem. Asil Bey'in eski sevgilisi Mualla Hanım'ın Asil Bey'in dolandırıcı olduğuna dair çok ciddi oraya iddialar var. İşte bir soralım mı şu an hattımızda Mualla Hanım? Öyle mi? Ya. Mualla Hanım merhaba. Ay gülüyorum şu an. Merhaba, iyi yayınlar. Merhaba, nasılsınız? Hoş geldiniz. Nereden bağlanıyorsunuz? Hangi ülkedesiniz? Yurt dışında olduğunuzu duymuştum. Evet doğru, ben Dubai'deyim. Şu an canlı Dubai'den bağlandım. Merhabalar. Teşekkür ederiz bize bağlandığınız için. Asil Bey'le ilgili iddialarınız var. Öğrenebilir miyiz biraz? Bizimle paylaşabilir misiniz? Kimdir Asil Bey? Yani adı gibi Asil Bey midir? En yakın siz tanırsınız sonuçta. Bir nişan atılmış. Bir hanımefendi Pınar Eliçi. Evet. Dedi ki yakışıklı buluyorum dedi. Ben de çirkin bir insan dedim. Siz nasıl buluyorsunuz Asil Bey'i? Yani yakışıklı bulmasaydım zaten nişanlanmazdım. O da yakışıklı bulmuş. Gördüğünüz ama gününüzü gördünüz. Peki lütfen devam edin. Biraz bize aradığınızda yaşananları anlatabilir misiniz?
Şimdi anlatabilirim tabii ki. Yani bunları aslında hiçbir şekilde söylemek istemezdim ama bana farklı konularda bir sahtekar ve umursamaz gibi davrandığı için ben de bu fırsatı değerlendirmek istiyorum açıkçası. Siz ne zaman ayrıldınız Asil Bey'le? Yani şöyle, biz Ocak'ta nişanlandık. Zaten tanışmamız, her şeyimiz çok hızlı geçti. Sonrasında Mart'ın sonunda ayrılmış olduk. Sonrasında böyle bir git geller oldu yaz tatiline kadar. Hatta yaz tatilinde tekrar bir görüşmemiz falan oldu. Yani o zamana kadar, Mart'ın sonunda ayrıldık öyle söyleyeyim. Ama o zaman yaz tatiline kadar tekrar böyle bir görüşmelerimiz oldu. Bir ufak bir tatilimiz oldu. Sonuçta ikimiz de hani birbirimizi sevdiğimiz için, seviyorduk daha doğrusu. Yine böyle bir hani acaba devam eder miyiz, etmez miyiz falan gibi olaylar oldu. Ama yani birkaç sorunlarla karşı karşıya geldik tabii ki. O yüzden... Asil Bey sizi dolandırdı mı efendim? Asil Bey sizi dolandırdı mı? Evet, dolandırdı. Yani şöyle söyleyeyim, dolandırdı demeyelim de benim biz aslında normalde bu Ağustos'ta evlenecektik. Düğün tarihimiz bile belliydi. Ondan sonra ben ayrılmak istediğimi söyledikten sonra düğünü iptal edebilirsin dedim. Sonra o da düğünü iptal etmek istedi. Bundan da %20 kaporasını, yani biz ikimiz birlikte kaporayı ödedik düğün için. Bundan %20'sini iptal olduğu için kaporadan kestiler. Bu da galiba bu sinirle bunu hazmedemedi ve parayı tekrar ona geri yatırdıklarında, normalde aslında benim kısmımı, bu kısım 22.000 TL, yani kaporadan kesildi ve kalan, geriye kalan kısım, bana ödemesi gereken kısım 22.000 TL olması gerekiyordu. Ama ben çok fazla böyle üstüne gitmedim para konusunda, çünkü çok fazla böyle iyi yani konuşmuyorduk zaten. Hani 5.000 lira ödedi size, öyle mi sadece? Evet, sonra işte Ağustos ayında hepsini aslında normalde ödeyecekti. Hatta bunu annesine de söyledim ben. Hani ne zaman ödeyecek? Çünkü hiçbir şey söylemiyor para konusuyla ilgili diye. Sonra annesi bana mesaj attı. Ağustos ayında ödeyecek diye. Sonrasında ben de bilerek, çünkü Ağustos ayında biz konuşmuyorduk. 1 Eylül'de Ağustos ayı geçti sonuçta. Ben de dedim ki yani hani hayırdır, niye paramı ödemiyorsun diye bir soru işaretleri oluştu. 17 bin liranızı ödemediğini açıkladınız zaten, biliyoruz efendim. 17 bin liranızın üzerine yattığını iddia ediyorsunuz değil mi Asil Bey'in? Tekrar alabilir miyim? 17 bin lira değil mi size ödemediği, sizin paranız? Evet. Peki neden bitti? 1 Eylül'de mesaj attım. 1 Eylül'de mesaj attım. Sonra bana dedi ki IBAN'ını at, sonra 5.000 TL'sini tamam. Ödedi. Sonra dedi ki... Bunları biliyoruz efendim. Dubai'den aradığınız için çok da fazla sizi tutmak istemiyoruz. Can alıcı konuları konuşmak istiyoruz. Neden ayrıldınız? Neden evliliğe giderken bitti ilişkiniz? Şöyle, şimdi benim maddi durumum ondan çok daha iyi olduğu için. Onu soracaktım, ben de soramadım. Evet. Ne iş yapıyor? Asil Bey ne sporcu. İş yapıyor? Kendisi personal trainer, kişisel eğitmen mi diyorlar? Spor eğitmeni, böyle tamam, kazanç belli. Neden bitti ilişkiniz efendim? Yani onun şu an burada nasıl... Lütfen ama olur mu? Her şeyi konuşuyoruz. Lütfen. Neden tabii bitti? Neden ayrıldınız? Kısacası şöyle söyleyebilirim, ben onun, yani nasıl desem, ben hani gezmeyi, eğlenmeyi seven birisi, yurt dışına çıkıp, yani maddi durumum buna Allah'a şükür yetiyor, kendimi yapıyorum. Siz, hani, siz ne iş yapıyorsunuz? İmprizurlu. Ben e-ticaret yapıyorum, Hollanda'da şirketim var, Dubai'de de şirketim var. Ne üzerine? Kişisel bakım ürünleri satıyorum ve kolajen markam var, onları Hollanda, Belçika ve... burada Dubai'de satıyorum. Evet. İlişkiniz neden bitti? Neden sizi bitti? Aldattı mı sizi? Yok, hayır, öyle bir şey olmadı. Yani biz anlaşamadık çünkü onun maddi durumu iyi olmadığı için. Evet, ben anladım mevzuyu. Sıkıntılar... Genelde siz mi ödüyordunuz mesela hesapları, masrafları? Genelde sizde miydi ağırlık? Anlayamadım ama. Genelde siz mesela, siz çiftsiniz, nasıl olsa nişanlandık da dediniz. Genelde siz mi masrafları ödüyordunuz? Yük sizde miydi? Sizin omzunuzda mıydı ilişkide? Para. Para, ticari. Yani o da ödüyordu. Yalan söylemeyeyim şimdi. O da ödüyordu ama çoğunu tabii ki ben karşılıyordum. Hatta onun Dubai'ye ikinci gelişinde
Onun uçak biletini ben karşıladım erken doğum günü hediyesi olarak. Peki şunu şöyle sorayım o zaman, tam açıklayıcı net bir cevap vermediniz bize. Onun durumu size göre iyi olmadığı için aşağılık kompleksine mi girdi? Ondan dolayı mı aranız açıldı, tartışmalar, kavgalar? Biraz öyle oldu, evet. Anladım. Selin Ciğerci'den 17 bin lirayı talep ediyorsunuz. Story'nizde gördüm. Asil Bey'in yeni sevgilisi Selin Ciğerci ödesin diye bir paylaşım yapmışsınız. Bekliyor musunuz ödemesini? Ay tabii ki ondan beklemiyorum. Ben bunu tamamen dalgaya vurdum artık. Çünkü şok oldum Selin Ciğerci ile birlikte bir haberleri çıktığı için. Bir yani anlam veremedim açıkçası. O yüzden ben de baktım paylaşım. Zor, değişik bir durum. Asil Bey'e karşı hala duygularınız var mı? Yani sevmiyorum ama tabii ki sonuçta ilk defa böyle gerçekten sevdiğim biri olduğu için bir şeyim var ona karşı. Ama hayatta tekrar onunla böyle hani birlikte tekrar olabilmeyi falan düşünmüyorum. Çünkü sonra yani sonradan çok net sahtekar bir karakter karaktere sahip olduğunu gördüm. Yani Asil Bey'in de bağlanıp kendini ifade etme hakkı var. Cevap hakkı doğdu. Peki Selin Ciğerci'yi kıskanıyor musunuz? Yani gerçek bir soru bu değil mi? Evet. Neyini kıskanayım? Bir daha söyler misiniz? Neyini kıskanayım diyor. Yani nesini kıskanmamı bekleyebilir mesela insanlar? Yani sevgiliniz sizden ayrıldı, sizi terk etti ve Selin Ciğerci ile birlikte. Selin Ciğerci de... Gerçi kabul etmiyor o da, inkar ediyor ama... Selin Ciğerci de Türkiye'nin tanıdığı bir isim ve sizin hala bir kırıntı olarak da olsa... sevginizin kaldığı bir erkekle birlikte şimdi Selin Ciğerci. Yani ben Asil'i böyle birazcık hani kiralık aşk gibi gördüğünü düşünüyorum da bilemedim. Hani aralarında tabii ki ne var ne yok bilmiyorum. Zaten işin şokundayım ben. Çünkü Asil'in hani böyle ne bileyim yani Selin Ciğerci gibi bir transferiyle birlikte olabileceğini yani aklımın ucundan bile geçiremezdim, yalan yok. O yüzden zaten onun şokunu yaşıyoruz. Bir dakika. Asil, Selin Ciğerci Asil Bey'i kiralamış mıdır sevgili olarak demek istediğiniz? Kiralık aşk mı dediniz? Şizololuk mu deniyor buna o zaman? Yani Türkçe bence şimdi yorumlara falan da bakıyorum da videolara da baktım. Evet. Yan yana nasıl durduklarından biraz belli oluyor. Asil hiçbir şekilde mutlu değil. Hani o net bir şekilde görünüyor zaten. Böyle robot gibi kalmış yanında, kiralık aşk gibi. Benim tahminime göre tabii ki şimdi bu Gökhan Bey yeni bir ilişkiyi ortaya çıktığı için tabii ki senin de böyle bir hamle yaptı ve o yüzden hani kendime böyle bir yakışıklı birini bulayım da insanları biraz kıskandırayım amacıyla yapmış olabilir. Ama tabii ki bunu ben net bir şekilde söyleyemem ama videolara falan baktığım zaman tanıdığım Asil bu. Asil değil diyorum ben sadece ama... Selin yani Ciğerci ve Asil Bey'e, Asil Cengiz'e cevap hakkı doğdu, bağlanabilirler. Peki bir para ödenmiştir o zaman anlamı çıkıyor söylediklerinizden. Selin Ciğerci Asil Bey'e bir ödeme yapmıştır kendisiyle sevgili olarak görülsün diye. Ya para olayı falan var mı bilmiyorum da yani Asil bence kendini meşhur etmeye çalıştı onunla birlikte. Peki. Ondan sonra... Ben öyle düşünüyorum. Peki ben bir şey merak ediyorum. Bu soruyu bir kadın olarak size sormak istiyorum. Asil tabii Bey, ki. Selin Ciğerci ile değil de Ayşe ile Fatma ile böyle bir haberi çıkmış olsaydı. Her yani düz bir kadınla veya onun birlikte olduğunu duymuş olsaydınız. Bu tepkileri gösterir miydiniz? Yani ünlü biri olsaydı yine gösterirdim. Sonuçta benim ilk hedefim borcunu olduğunu belirtmek ve onu rezil etmekti açıkçası. Peki çok varlıklı bir hanımsınız. Belli zaten Dubai'de de yaşadığınıza göre bir birikiminiz var. Biraz evvel de söylediğiniz yaptığınız işleri. 17 bin liranın sizin için, Türk parası 17 bin liranın sizin için bir önemi olmadığını az çok hepimiz anlıyoruz, biliyoruz. Selin Ciğerci ile birlikte olduktan sonra mı paranızı isteme arzusu doğdu bu kadar şiddetli bir şekilde sosyal medyada? Paylaşım yaparak. Benim amacım aslında parayı geri istemek değil de tamamen Asil'i deşifre etmek gibi bir şey. Nasıl bir insan olduğunu. Gurur meselesi yapmış yani hani kişisel olarak. Parasında değilsiniz işin zaten. Peki belli bundan oluyor. Sonra ne yapmayı düşünüyorsunuz bu konuyla ilgili? Yani
Onlar diyorum, pardon, sanki çift olmuşlar gibi. Yani zaten çiftler. Şu an çiftler ama Selin Ciğerci de bunu kabul etmiyor. Yani. Çiftler. Selin Ciğerci bir açıklama yapmış. İnanıyor musunuz o açıklamaya? O açıklama için ne düşünüyorsunuz? Dolandırıcı iddialarından sonra geri vites yapılmış olabilir. Bu da bir ihtimal. Pardon, yani, ne dediniz? Muhalle Hanım. Bu neydi ben? Efendim. Selin Ciğerci'nin benim sevgilim değil açıklamasına inanıyor musunuz? Asil Bey'le ilgili yaptığı açıklamaya. Yani bence benim açıklamalarımdan sonra böyle bir onunla kafa karışıklığı olabilir. Ama belki de hala görüşüyorlardır. Umarım görüşüyorlardır. Ben eğlenirim yani bu şekilde. Benim hoşuma gitti, yalan yok. Selin Ciğerci'yi daha evvelden tanıyor muydunuz? Takip ediyor muydunuz? İsim olarak biliyordum ama takip ettim. Selin Ciğerci'ye bir tavsiyeniz var mı? Asil Bey'le ilgili söyleyecekleriniz var mı? Yani ona zaten ben özelden de yazdım. Çünkü onunla bilmeye hakkı var. Hatta şöyle söyleyeyim. Ben Asil'le birlikteyken bana bir kadın İzmir'den, ismi lazım değil, mesaj gönderdi özelden. Ve dedi ki bu çocuk dedi sahtekar dedi, dolandırıcı dedi. Şöyle böyle bir sürü şeyler yazdı. Ama ben bunu ciddiye almadım. Çünkü o mesajların arasında başka yalanlarını da yakaladım. Ama bu sahtekar dolandırıcı olayına hani yani ciddiye almadım. Ama şu an bazı şeyleri mesela görüyorum ya, diyorum ki keşke ciddiye alsaydım ve biraz daha çok araştırma yapsaydım onunla ilgili. Siz Selin Ciğerci'ye ne yazdınız? Bir tam lazım çünkü hatırlamıyorum açıkçası. Hatırladığınız kadarıyla. Yani ona güvenme, inanma, sahtekar, dolandırıcıdır falan diye yazmıştım galiba. Özelden. Evet, bir bakalım. Var mı elinizde? Okumuyor ki o DM'leri, bakmıyor pek. Okumuyor. Yok, o zaten görmedi. Ben yazdım. Asil gerçekten sevgilin mi bilmiyorum ama inanılmaz sahtekar, dolandırıcı birisi yazdım. Şimdi buradan duyar. Bak Asil gerçekten sevgilin mi bilmiyorum ama o sahtekar, dolandırıcı diye yazdığınızı söylüyorsunuz, öyle mi? Evet, hepsini ispatlayabilirim. Sakın ama sakın güvenme ona maddi konularda lütfen diye yazdım. Evet. Buradan duydu şu an. Selin Ciğerci de sizin sosyal medyadaki açıklamalarınızdan sonra sevgilisi olmadığını söyledi. Peki siz Asil Bey'i nasıl tanıdınız şu anlamda? Yani bir kadınla birkaç hafta birlikte olur da sevgili olmaz mı Asil Bey? Yani o olabilir, bilmiyorum ama ben onunla bir buçuk senedir önce bir Instagram'dan takipleştim. Sonra Türkiye'ye gittiğimde canlı... Instagram üzeri mi tanıştınız? Instagram'dan mı tanıştınız? Evet, ben Asil'le Instagram üzerinden tanıştım. Bence Selin de öyle tanıştı. Ama biz bir buçuk sene takipleşiyorduk. Ya bir erkek bir kadınla birkaç hafta birlikte gezer, el ele düğüne gider de bir birliktelik yaşamaz mı? Ya sevgili olmaz mı? Şimdi bakın tabii ya ki düğün olayı diyorum ya, düğün resmi bir yerdir. Yani olmaz. Herhangi bir gittiğin yemek yeri değildir. Oraya ancak hayatındaki bir insanı alıp götürebilirsin. El ele gittiğine göre tabii ki bir beraberlik geçirmesine yani. Bir, bakın, bir ilişki vardır. Yani Muhalle Hanım arkadaşının düğününe gitti. Evet, el ele tabii, gidiyorlar. Yani, el ele gitti yani. Yani sevgili olarak olduklarına da hiçbir şey demedi. Sizin açıklamanıza kadar sevgili olduklarını yazdı medya. Yani, hiçbir şey demedi. Yani şimdi Selin de yani eski kocasıyla yatak odasına kadar çeken kadın neyden şimdi böyle irite oldu da inkar ediyor, onu da anlamış değiliz. Demek ki hanımefendinin belki uyarılarını gördü, dikkate aldı, okuduğu bir şekilde. Evet, birlikte bir cinsel hayatları olmadığına inanıyor musunuz siz Muhalle Hanım? Yo, bence yani o konu hakkında yorum yapmak istemiyorum, o bana düşmez. Ama ben sadece şunu söylüyorum, şunu söylemek istiyorum. Daha önceden de görüşüyor olabilirler, böyle birkaç hastalıktan falan bahsettiniz ya, doğrudur belki de. Çünkü ben ona daha önce mesaj attığımda, normalde mesela ona mesaj attığımda ya da o da bana atıyordu, konuşuyorduk hani, yine de mesela bir soruyordu, hala tır soruyordu, iyi misin falan filan diye. Ama son zamanlarda özellikle mesela bu para konusundan dolayı mı ya da hayatına biri girdiği için mi bilmiyorum ama artık ben paramı sordukça şey yazıyordu, mümkünse iletişim kurmayalım cümlesini kurdu. Sonra ben oradan anladım büyük ihtimal bunun hayatında biri var diye. Evet. Şunu da söyleyeyim. Normalde ben şimdi bu bana hem suçlu hem güçlü tavrını korumaya devam ettiği için, bana borcu olmasına rağmen, ben de hep böyle sustum, bekledim.
dedim ki ya bu parasını ödemeyecek, bana gıcıklık olsun diye ya da olmadığı için, ama olmayan bir insan da birazcık daha böyle insani davranır değil mi? Der ki valla özür dilerim, ödeyemiyorum ama gerçekten aklımdasın, ödeyeceğim, hani merak etme borcum bende kalmaz falan. Ama hiç öyle bir tavır sergilemedi bana. Tamamen böyle inadına beni irite etmek için hem suçlu hem güçlü gibi davrandı. Sonra ben de iş hesabımdan, çünkü normal hesabımdan bende engelli, ben onu çoktan engelledim. Evet. İş hesabından bazen onun hesabına bakıyordum. Ve son zamanlarda zaten böyle bir şeyler paylaşmadığını falan fark ettim hikayesinde. Evet. Ondan sonra bu onunla, Selin Ciğerci ile çıkan haber yayınlanmadan önceki gün, büyük ihtimal işte bu düğün olduğu gün hesabını kilitlediğini fark ettim ve bunu ilk defa yaptı. Evet, evet. Bakın, ben acaba neden saklıyor diye merak ediyorsanız onu da söyleyeceğim şimdi. Çünkü evet, bir kadının parasına dokunduktan sonra hiçbir özür dilemeyen ve gerçekten bu şekilde bana davranmasını hiçbir şekilde doğru bulmadığım için, yani düşünsenize, kaporet parası onun hesabına tekrar yatırılıyor ve o parası olmadığı için askerlik bedelini ödemek için benden izinsiz kullanıyor ve ben hiçbir şey sormasam bana hiçbir şekilde parayla ilgili bir şey söylemeyecek ve bu beni çok zoruma gitti açıkçası. İşte sonra biz, ben de dedim ki sen madem benim mesajlarıma cevap vermiyorsun, madem paramı da geri ödemiyorsun, bak bakalım ben de sana ne yapacağım diye düşündüm. Sonra bunun hesabını takip etmeye başladım ben. Yani normal iş hesabımdan sadece hani normal bakıyordum ben. Bu olaylar falan çıktıktan sonra, yani çıkmadan önce bile zaten ben kendi kendime dedim ki umarım sevgili yapmıştır da dedim, ben güzelce bu çocuğu kıza borcundan dolayı ve bana olan tavrından dolayı güzel bir şekilde ifşa ederim de, ama dediğim gibi son paylaştığım videolarımda da dediğim gibi, yani bu kişinin de Selin Ciğerci'nin olacağını benim, yani hani rüya görsem bile şaşırırım ya. Evet. Peki şimdi Selin Ciğerci diyor ki genç bir kadınım, eleştirilere diyor. Genç bir kadınım, güzel bir kadınım. Annem beni bir daha doğurmayacak diyor. Yani Selin, evet, Ciğerci aslında sizin eski sevgilinizle, nişanlınızla birlikte olmaktan memnun. Eleştiriler onun zoruna gidiyor. Asil Bey'le birlikte olmaktan memnun. Peki evlenirlerse... ne diyorsunuz? Evlenirlerse Selin Ciğerci, çünkü ne yapacağı belli olmaz. Yok. Belli olmaz. Yani eğer Selin Ciğerci akıllı biri ise zaten sahtekar ve umursamaz bir kişiyle birlikte olmaz diye düşünüyorum. Benden çok daha fazla tecrübe sahibi olduğunu düşünüyorum. Bu benim ilk ciddi ilişkim diyelim. Hani ben de kendimi böyle yeni yeni tanımaya başladım bir ilişki esnasında. Ben tecrübesizdim, o yüzden anlayamadım, ama onun daha çok tecrübesi vardır ve yani anlar ya, bir şekilde anlar. Asil Bey kaç yaşında? 29. Hmm, 29. Selin Ciğerci Asil Bey'in neyini beğenmiştir sizce? Yani bence tipini beğenmiştir. Tipini beğenmiştir diyor. Dedim, tamam. Tipini beğenmiştir diyor. Ya tip yeterli değil tabii, gördük işte yani. Peki şu an Asil Bey karşınızda olsa ona ne söylemek isterdiniz? Ona derdim ki yani kendini bayağı güzel bir şekilde rezil ettirdin ama hiçbir şekilde pişman değilim böyle bir şey yaptığım için. Hepsini hak ediyorsun, sen de bana bu kadar umursamaz, hem suçlu hem güçlü davranmasaydın derdim. Kalan paranızı hala istiyor musunuz? Tabii ki istiyorum. İhtiyacım yok ama istiyorum. Yani o onun bana olan borcu ve ödemek zorunda. Ama elinizde de bir belge yok değil mi? Yani WhatsApp görüşmelerimiz var. Peki avukata verdiniz mi bu konuyla ilgili? Hayır vermedim. Çünkü ilk 5000 lirayı ödedikten sonra zaten ben bir şey yapmasındaydım. Hani Türkiye'de mi kalsam? Çünkü ben, evet, normalde aslında onunla yazın evlenecektim. Dubai'deki hayatımı onunla, evet, Türkiye'de yaşamıma devam ettirebilmek için kapatmıştım yani buradaki hayatımı. Anladım. Ama sonra işte yaz tatilinde güzelce bir tatil yaptıktan sonra tekrar ben de bir hani nerede yaşasam, nereye gitsem düşünceleri oluştu ve çok fazla üstelemedim. İşte o 5000 lirayı aldıktan sonra onu anladık. Sosyal medyada, evet, sosyal medyada bir de şöyle bir itham var sizinle ilgili. Bu Asil Bey ile Mualla Hanım beraber
Selin Ciğerci'yi maddi olarak çarpacaklar diye bir iddia var ve bu da çoğalarak dolaşmaya başladı. Bu konuda ne diyorsunuz? Aa, çok çok güzelmiş ya. Kimler bunu anlatıyor? Çok merak ediyorum gerçekten. Bu iddiayı da yalanlıyorsunuz yani. Böyle bir iddia var. Deniyor ki Asil Bey ile Mualla Hanım birlikte Selin Ciğerci'den para koparmak için bu tezgahı yapmışlar. Aralarında anlaştılar. Böyle bir şey yaptılar. Tezgah olmuş. Böyle bir şey söylüyor. Biz yani gazeteci olarak her türlü konuyu konuşmak zorundayız. Mecburiyetindeyiz. Onun için sordum. Sizin ağzınızdan duysunlar bu yorumları yazanlar diye. Evet. Selin Ciğerci'yi... Teşekkür edelim. Teşekkür. Selin Ciğerci ve Asil Bey'i mahkemeye vermeyi düşünüyor musunuz? Hayır. Kimseyi mahkemeye vermek istemiyorum. Asil sadece paramı ödesin. Yeter. Yeter. Peki teşekkür ederiz. Teşekkür ediyoruz. Sağ ol. Kolay gelsin. Sağ olun. Çok mersi. Evet. Evet, Asil Bey'in eski nişanlısı bağlandı. Ağustos'ta biz evlenecektik dedi. Fakat maddi sebepler devreye girmiş. Ekonomik durumlar, sıkıntılar, beyefendinin iş durumunun maddi kazancının yeterli olmaması gerekçesiyle ayrılık kararı almışlar. Bu arada... O süre zarfında kimseyle görüntülenmeyen beyefendi bir anda Selin Ciğerci ile el ele kol kola Merve Bolor'un düğününde gözümüze çarpıyor ve 17 bin TL alacağı olduğunu bize söyledi. Bu arada Mualla Hanım bize Dubai'de aradık, bulduk kendisini. Bilal Özbilgi yapımcımız ve ekibi, teşekkür ederiz arkamızdaki güce. Şunu söylemek istiyorum. Bütün ana haber bültenleri bu akşam yayınlanacak ve magazin programları bugün yayınlanacak. Mualla Hanım'la bağlantı kurmak için seferber olmuşlardı. Teşekkür ederiz. Beyaz Magazin'i seçtiği için, bize anlattığı için, tercih ettikleri için. İşte her zaman ne diyoruz arkadaşlar? Tanımadığımız insanlar... ilk etapta para mevzularına girmeyin bayanlar, bunları özellikle size söylüyorum. Zaten arada ne zaman böyle bir para mevzusu olduğu zaman, ne bileyim, bir ay, iki ay, üç ay, beş ay, gerçi nişanlısın, evleneceksin, bir kere evlenilecek bir adam düğününü de kendi yapsın kardeşim. Ya sen yani, de çok şey istiyorsun. Hayat müşterek değil midir ya? Ya bu böyle bir müştereklik kabul etmiyorum ben. Öyle şey ya. Senin her şeyi erkeğe yükleyecek ya. Olur mu Bilal Beyciğim? İlk önce... Yok ya, katılmıyorum bakın, ya. Katılmıyorum ya. Bakın bir şey söyleyeyim mi? Adam spor eğitmeniymiş. Bir erkek evleniyorsa... Ya ama düğünü de yapacak kardeşim. Allah Allah. Öyle şey olur mu? 29 yaşında çocuk ya. Bilal Beyciğim. 29 yaşında çocuk. Ya 29 yaşında çocuk mu? Kocaman adam 19 yaşındaki çocuktan bahsetmiyoruz. Parası olsa o paranın da üzerine yatmazdı bence. Ben bir ya Selin Ciğerci'ye ne oluyor ya? Peki bu karakterli bir davranış mı? Bin tane erkek var. Gide elin nişanlısını bulmuş Selin Ciğerci'de ya. Ama çocuk yakışıklı işte. Ne yakışıklısı? Gördüğün işte yakışıklı. Selin arkadaşım, tanıyorum karakter bu arada. Karakter daha önemli tabii. Selin hayatında olmak isteyen çok fazla adam var ve çok fazla evli ve 30 yaş üstü erkek de var. Yağdırıyorlar. Ne teklifler, Allah Allah. Ne hediyeler, Allah neler Allah. Neler çok iyi biliyorum. Allah çok çok Allah. İyi biliyorum bunu. Ama Selin tabii Gökhan sportmen bir çocuk, daha iyi görünen genç bir adam. Şimdi bir sevgilisi var, hoş bir kız, beraber olduğu kadın. Şimdi o da yine o eşdeğerde bir şeyi göstermek istiyor bana kalırsa, herkese. Yanımdaki tabii kişi canım, bu demek için biraz böyle bir Selin karşılıklı. Selin kınıyorum. Resleşiyorlar gibi. Ama kendisi söylüyor zaten, ben her gün başkasıyla date'e çıkıyorum diyor. Ne aşk yani? Yok diyor. Date ne ya? Açıklamasını diyor. Date yani gerçekten? Başkalarıyla da görüşüyorum. Anam beni bir kere doğurdu diyor. Yani başkalarıyla da görüşüyorum diyor. Kendi yazısında zaten var. Yani birden fazla insanla zaten şu an İyi bir şey mi? Ben başa, en başa geliyorum. Istiyor. En başa geliyorum. İnfluencer ne demek? Doğru bulana kadar. İnfluencer etkileyen kişi demek. Örnek olacaksın şimdi, Selin. Her gün başkasıyla görüşüyormuş. Hadi oradan be. O ne demek ya? Hadi oradan ne demek ya? İyice çığırından çıktı bu olur ilişki. Olur mu böyle şey ya? İlişkiler. Evet ya. Yani bu gerçekten kötü mide bulandırıcı ya. Olmaz yani. Olmaz tabii ya. Olmaz. Olur mu böyle şey? Bununla diyoruz ben övünüyor ya, ilişkinin yani. De... kadın erkek ilişkisinde bir onuru şerefi vardır. Yani bu kadar değersiz insanlar bir kılmamalı kendini ya. Kendi bedenini daha doğrusu. Ya benim elim, benim gözüm o kadar kıymetli ki Bilal Beyciğim. Evet. Yani bunu herkes tutmamalı. Bunun yani herkes bakmamalı. Evet, ama sen de benim kafamı karıştırdın. Bak soracaktım Mualla Hanım'a, unuttum. Neyi? Yani ne dedim? Sana dönse, Asil Bey sana dönse 17 bin lirayı kabul çizer et, misin? Kabul çizer et, misin? He. Diye soracaktım. Çizer, sen de bana işte onu şey yaptın. Ama dönmem dedi. Dönmem dedi mi? Dönmem dedi. Biz seninle ne yapacağız? Onu biz şimdi ne mıyız? Yapacağız biliyor musunuz? Açıkla. Sevgili izleyicilerimize açıklayalım. Biz diyete başladık.
Birlikte. Birlikte. Aynı diyetisyene. Buraya bir tartı getiriyoruz. Aynı diyetisyene devam ediyoruz. Boyumuzu, posumuzu ölçüyoruz. Aynı diyetisyene gideceğiz. Bakalım hangimiz daha çok kilo verecek? Tabii ki ben ya. Tartışılmaz ya. Tartışılmaz. Ama bir şey değil mi? Erkeklerin sen, metabolizması kesinlikle sen daha yemeğe çok çıkıyorsun. Yemeğe, çocuklarınla yemeğe çok çıkıyorsun dışarıya. Yok. Evlatlarınla devamlı kebapçıya gidiyorsun. Ben çok iradeliyimdir. Yemiyor musun kebapçıya gittiğinde? Yerim. Kebap da yerim. Burada kebap olmaz. Burada çubuk krekerleri kim kemiriyor? Bak burada çubuk krekerler var. Malzemeye bak. En çok ben verdim. Abur cubur iyi buralarda. Bakalım. Bakacağım önceki daha hızlı zayıflaması. Pazartesi başlıyoruz. Pazartesi başlıyoruz. Tartılıyoruz ve sevgili izleyicilerimizi de varsa bizle beraber kilo vermek isteyen Hodri Meydan diyoruz, başlıyoruz evet, pazartesi en çok günü. Ben kilo vereceğim. Pazartesi tabii, başlayan tabii. Diyet salı bitmez inşallah. Annem öyle yapıyor genelde. Salı günü diyor ki yok ben diyor vazgeçtim. Bu sefer bir gün yaptım ben, zaten. Ben daha çok zayıflayacağım, göreceğiz. Hadi bakalım. Göreceğiz. Hadi bakalım. Aynı gün tartılacağız. Tamam. Peki. Şöhret yönetimi dedik, çok önemli dedik. Evet. Genç yaşta şöhret olan bir isimle devam edelim. Aleyna Tilki. Çok fazla şeye maruz kalıyor, kabul. Genç yaşta gelen şöhretle birlikte sen de çok genç yaşta şöhret olan isimlerden bir tanesisin. Depresyon sürecini anlatmış. Yaşadıklarını, ruh halini paylaşmış. Galiba depresyonda. Bir izleyelim mi? İzleyelim. Sebep ne? Dünya starı olma hayaliyle çıktığı yolda yere çakılması kısa sürdü. Aleyna Tilki'nin Yeteneksizsiniz'le birlikte başlayan kariyeri düzenli bir şekilde düşüşe geçti. Genç popçu başarısız şarkılarına gelen tepkiler, aşırılıklar içeren sosyal medya paylaşımları sonrası depresyon sürecine girdiğini paylaşımlarıyla ima etti. Gittikçe kariyerime yabancılaşmaya başladım. Aleyna Tilki şimdi bu süreçten kurtulmayı mı amaçlıyor? Yeni sayfamı açacak? Depresyonun bitti mi bu arada? Yıldızının barışmadığı magazin basınına zeytin dalı mı uzattı? Onlara yaranmaya çalışmıştım. Aleyna Tilki ana konsepti depresyon olan bir giyim markasının yüzü olarak kaybettiği imajını toparlamak mı istiyor? Ben sevgi istiyorum. Aleyna Tilki psikolojik yardım aldı. Kariyerinde gelen eleştirilere nasıl sitem etti? Benden bir şey bekleyemeyeceklerini öğrenecekler. Kendisinden beklentisi olan kesime nasıl şart koştu? Hangi sorulara cevap vermek istemedi? Ya teşekkür ederim. Bunları konuşacağız hep beraber. Aleyna Tilki, Yeteneksizsiniz yarışma programıyla adını duyurdu. Genç yaşta kariyer basamaklarını hızlı bir şekilde tırmandı. 18 yaşına ayak basmadan 18 yaş sınırı olan bir mekanda sahne aldı, tepki çekti. Yaşından büyük açıklamalar yaptı, eleştirildi. Altın Kelebek ödül törenindeki yaşının verdiği açıklamalarıyla topa tutuldu. 100 milyonlar dinlenirken dinleyici kaybetmeye başladı. İmajını yeniden tazelemek uğruna Gülşen'in başlattığı cesur giyinme akımına o da katıldı. Fazla cüretkar klipler çekti. Klipleri gençler için kötü örnek oluşturduğu gerekçesiyle Aleyna linç edildi. Kariyerinde yeni bir çıkış yakalamak isteyen Aleyna kendisini dünya starı yapacak yola girmek isterken denediği yollarla imajını daha da zedeledi. Şarkılarının başarısızlığının üzerine adının karıştığı aşk iddiaları tuz biber oldu. Babası yaşında Haldun Demirhisar'la adı aşk iddialarına karıştı. Rap şarkıcısı Uzi ile adı anıldı. Beraber bir gün iş yaparız belki, bir şey olur. Yani aramızda bir arkadaşlık var, ben de kutladım. Yok ya, yani hani çok öyle dedikodu oluyor gerçekten ama öyle bir şey yok. Geçtiğimiz günlerde bir şarkısının sızdırıldığı gerekçesiyle ekibini zan altında bıraktığı bir paylaşım yaparak gündeme gelen Tilki, geçtiğimiz gün bir spor markasının reklam yüzü oldu. Reklam metnini kendisi yazdı. Reklamın ana teması depresyondu. Firmanın tam da böyle dönemden geçtiğini iddia eden Aleyna Tilki ile çalışması doğru bir seçim olarak kabul edildi. Markanın lansmanında Aleyna Tilki yine cesur bir kıyafet tercih ederken free kick vermekten kaçamadı. Ben tüm Kuma ekibine çok teşekkür ediyorum. Aleyna Tilki'yi annesi Hava Özel, kardeşi Ayça Tilki ve yeni sevgilisi de izliyordu. Lansman sonrası verdiği röportajda yaptığı açıklamalarla ise çok konuşulacak. Yeni şarkı üretme ve yeni şarkılarına gelen tepkiler sonrası yaşadığı depresyonu itiraf etti. Tam daha böyle yeni depresyonumu fark edip kendi içimdeki hüzünle, acıyla ve geçmişle ve bilinç dışı duygularımla
yolculuk yaptığım albüm sürecimde. Hayranlık kavramına sahte dedi. Sadece başardığın sürece, sadece güzel olduğun sürece, sadece devam edebildiğin sürece oluşan bir şey ve çok sahte, çok içi boş, çok sahte, çok içi boş. Hayranlarıyla ilişkisinde istediği samimiyeti yakalayamadı mı? O 100.000 kişi benim yarın moralim bozulduğunda, suratımı astığımda da ya da bir yıl dinlenmek istediğimde ya da 2 yıl dinlenmek istediğimde de beni alkışlayacak mı? Emin değilim. Emin değilim. Geçtiğimiz aylarda Altın Kelebek ödül töreninde yaptığı konuşmayla alay konusu olmuştu. Bu konuyu da dile getirdi. İşte Altın Kelebek konuşmasında sinir sistemimin boşalıp ağladığım zamanlarda hatırlıyor musunuz? Tüm ülke üstüme gelmişti ağladığım için. Aleyna Tilki'nin sürekli aşırılıklarıyla magazin gündemine gelmesinin sebebi psikolojik temelli sorunları olabilir mi? Ya zaten bana başlangıçtan beri vuruyorlar. Ağlıyorum, vuruyorlar. Yok bilmem ne yapıyorum, vuruyorlar. Çocuk parkında oynuyorum, kızıyorlar. Onlara yaranmaya çalıştım. Ve onlara yaranmaya çalışmıştım. Şarkılarımı buna göre seçmiştim. Bazı projelerimi buna göre seçmiştim. Aleyna Tilki neler yaşamış? Genç yaşta kazandığı şöhretin ağırlığı altında ezildi mi? Dünya starı olma hayalini kurduğum için kendimi yalnızlığa mahkum bırakmıştım. Kendime bir nesne gibi davranmıştım çok uzun bir süre. Çünkü ben sevgi istiyorum. Ben sevgi istiyorum. İnsanlar beni sevmeden benden bir şey beklemesinler. İnsanlar da beni gerçekten sevmeden benden bir şey bekleyemeyeceklerini öğrenecekler. Çünkü onlara göre hareket etmeyeceğim. Sapasağlamım gördüğün üzere. Depresyonun bittiğini açıkladı. Aleyna Tilki yeni bir sayfa mı açacak? Beni seven sever, sevmeyen sevmez. Depresyonun bitti mi bu arada? Bitti. Geçtiğimiz günlerde bir şarkısının ekibinden biri tarafından sızdırılması için konuşmak istemedi. Şarkı sızdırıldı. Ya onları konuşmayalım. Ama çok... Paylaşımları ve aşırılıklarla dolu özel yaşamı sebebiyle sahnelerinin iptal edilmesi sorusunu ise cevapsız bıraktı. Ya teşekkür ederim. Bunları konuşacağız hep beraber. Bu konu kalsın. Evet. Sanki yıpranmış gibi değil mi Aleyna? Küçücük yaşta erken gelen şöhret ve üstüne üst üste skandallar, yanlış ilişkiler. Şöhreti iyi yönetilemiyor gibi. Anne de kendi derdine düşmüş gibi albüm çıkartma peşinde. Diyor ki ben sevgi istiyorum diyor. İşte, en çok beni o etkiledi. Ben bugüne kadar yapmış olduğum bütün konuşmalarda. Ha bu arada Aleyna bir günah çıkarmış. Burada görüyoruz yani bu söylemleriyle. Ama ben bugüne kadar Aleyna ile ilgili yaptığım bütün yorumlarımda bir anne olarak, anne gözüyle yorumlayıp gözlemlediğimde kendisini teşhir etme, dikkat çekmek için yaptığı davranışların altında bir sevgisizlik olduğunu söylemiştim. Ya bir sürü sevgilisi var ya. Onu bırakıyor, bakın, onu alıyor. Onu bırakıyor, onu alıyor. Şimdi onu sevgiden bırakıyor, onu... anladığımız şey Allah Bilal Beyciğim. İlla ki hayatımıza aldığımız erkekler değildir. Aleyna daha bir çocuk. Yeni yeni yetişkin olmaya çocuk başlıyor. Çocuk değil, 22 yeni yaşında. Yeni, tamam 22 ama yaşında. Bu çocuk 13 yaşında mı, 15 yaşında mı ne girdi bu piyasaya? Bakın ben onu çok iyi anlayabiliyorum aslında. Onun duygularını, yaşadıklarını. Aleyna şu anda bunları konuşarak aslında söylemek istediklerini, bugüne kadar neden böyle davrandığını, niçin bu şekilde algılandığını dertleşmiş ve içini dökmüş kız ya. Parayı ve da ben... parayı da cebe indirmiş. Ne demek istedim? Bu bir reklam filmi kampanyası biliyor musunuz? Büyük bir spor markasının reklamlarında oynuyor şu anda Aleyna Tilki ve bu kreatif ekip, reklam firmasının kreatif ekibi de bu reklamları hazırlarken, reklamın konusuna karar verirken Aleyna Tilki'nin yaşadığı depresyonlu hayatı konu seçmiş. Aleyna Tilki bu reklam filminde depresyonlarını anlatıyor. Hayatının depresyonlarla dolu olduğunu, depresyonlu bir yaşam geçirdiğini. Bu da mı proje? Proje tabii. Depresyonu ticarete çevirmiş. Tabii depresyonu ticarete dökmüş. Daha iyi. Şimdi bu kreatif ekipler reklam şeyinde şöyle oluyor. Bu celebrity ile çalışırken eğer reklam filminde bir celebrity oynayacaksa, ünlü bir insan oynayacaksa o ekip, o yaratıcı ekip genellikle o ünlü kişinin yaşamının içinden çarpıcı bir şeyi öne çıkarmayı tercih ediyor ki daha çok bağlasın reklamı seyredeni. Ya da insanların ilgisini çekebilecek genel geçer bir konu üzerinden reklam filmini çekiyorlar. Ama burada Selena nereden çıktı? Aleyna Tilki'nin yaşamından
bir şey yakalamışlar. Onun hayatının depresyonlarla dolu olduğunu zaten biz izlerken de, onu takip ederken de görüyoruz. Yaptığı saçmalıklardan anlıyoruz. Hep bunalım hayatı. Hep bunalım. Ve onu yakalamışlar. Bunu çözersen sporla çözersin. Bu reklam firmasının adını söyleyebiliriz. Söylemeyeceğim reklam olmasın diye. O reklam firması da çok büyük bir spor ürünleri firması. Dünyaca meşhur. Yani spor yaparsan depresyonu atabilirsin. Senin şuur altına bu reklamla işliyorlar. Amaç bu. Aleyna Tilki de kendini Allah kullandırıyor. Çünkü karşılığında benim tahminime göre 3-5 milyon lira para almıştır. Ay inanmıyorum. Meselenin, yani her şey para için bu kadar duygu sömürüsü. Ya ben gerçekten saf kalıyorum artık bu piyasaya göre. Sen ya. Sen niyetlisin. Ya sen ben şimdi her şeyi böyle daha amaç bir tarafla algıladığım için insanları, ama Bilal Beyciğim bakın. Normal insanlar, insanların söylemlerini... Bu arada Bilal Beyci bir patent hakkını ben alacağım. Aldın mı? Alacağım. Avukatıma söyledim, rica ettim almasını. Bilal Beyciğim. Evet, onu da burada belirttim. Altı, sakın davranmayın. Evet, lütfen. Devam et. Lütfen. Ne diyordum ki? Yani iyi niyetlisin. Ben o kadar saf biri miyim diyorum. İyi niyetlisin. Yani ben, çünkü nedir benim için biliyor musunuz? Şimdi siz bana bir şey söylediğiniz zaman ben buna inanırım. Çünkü derim ki yani ne gerek var ki hani bunun da duygu sömürüsü mü olur derim yani. Bana söylenen, yani düzgün insanlar söylenen sözlere onu söylendiği şekliyle algılar. Ama, altında bir şey aramaz. Ama Pınar, seni kimse kandırmıyor ki. Sen kanmaya hazırsın. Ama kandırılamıyorum da. İyi niyetinden. Ya, fena cevaptı. Onu ne yapacağız? Fena cevap. Kandırılamıyorum da. Ya, sen öyle san diyor yani. Diyor ki işin özeti sen diyor. O programda olur sadece diyor Pınar. Bu arada Aleyna Tilki'nin şarkısı çalınmış ya. Hani şarkım çalındı diyor ya, sonra konuşalım diye. Onu annesini bir kurcalasın. Annesini de arasın. Annesi onun en büyük rakibi. Annesi mi? Ya işte ben dedim böyle bir şey demedim. Ama ne annesi diyeyim sanki? Annesi. Annesi onun demek en büyük rakibi. Anlamak için. Stüdyoda şarkısı çalınmış. Vallahi o yani basında onunla haber oldu. Yani kızının şöhretini kıskanmazsın herhalde ya. Ya niye kıskanmasın? Neyse yabancıya gitmemiş. Kıskanmasa şarkıcı olur mu kadın? Şarkıcı oldu ya. Kıskanma değil. İçinde bastırılmış duygular onlar. Aleyna. Demek ki Aleyna'nın bu piyasada, bu küçük yaşta çıkıp bu şekilde var olması aslında belki de annesi geçmişte kendi bastırılmış duygusunu kızının üzerinden görmekti. Belki de kızına bu yüzden o kadar hani ön ayak oldu, işte ne bileyim yarışma programlarına götürdü, onu yap, bayağı mücadele verdiler bunlar ailece. Bir de kız meşhur olduktan sonra da ilk işleri karı koca birbirlerinden ayrılmak olmuştu. Ya evet. Evet. İlginç değil mi? Yani. Çok ilginç ya, çok ilginç. Baştan kendisi o zaman şey yapsaydı, kendini bu kadar yatırım yapıp bu kadar öne yani, çıkarsaydı. Şimdi annesine de şarkıcı deyip sizin mesleğinize haksızlık etmek istemiyorum. Gerçek bir şarkıcıyla devam edelim, Deniz Seki. Edelim. Oo. Evet, evet. Çok son severim. Paylaşımı güzel olay oldu biliyorsunuz. Evet. Çok güzel bağladı. Evet. Fakat Deniz Seki'nin zaten sanatına diyecek hiçbir şeyimiz yok. Kendine rüştünü ispat etmiş isimlerden bir tanesi. Fakat son paylaşımında aldığı kilolar göze çarpmış. Ya. Deniz Seki ne oldu diye bir sürü mesaj var altında, okursanız yorumları. Hı hı. Çünkü son fotoğraflarında hep Photoshop yaptığı gözlemlenmişti. Hatta biz daha önce de paylaşmıştık. Evet. Photoshoplu fotoğraflar paylaştığını gözlemlemiştik. Çünkü kilo aldığı zaman veremiyor artık. Veremiyor. Bir de bu son fotoğrafta yüzü acayip şiş çıktı. Havalimanında bir çekilen bir fotoğraf vardı. Ve gözlükle kapatıyor sürekli acayip, yüzünü. Acayip şiş. Bak bir 20'li yaşlarında halini görüyor musun? O kadar güzel ya, bir kadındı ki. Yine güzel ya. Yine bir yaşının tane güzeli. Var. Öyle demeyelim. Güzel. Öyle demeyelim. Bunlar neydi? Kuş uçtu uçacak. Ha, Ahmet. Nasıl da şarkı? Ahmet. Hatırladın mı? Hatırladım. Ahmet kim ya? Ahmet kim ya? Ahmet işte Deniz Seki'nin şarkıcı Ahmet. Ahmet. Şarkı Ahmet. Deniz Seki'nin çok güzel, pek çok şarkısı var. Pek çok şarkısı çok var. Çok güzel şarkı. Şimdi o günden bugünlere. Evet. Ya şimdi canım bakın, tabii ki hiçbirimiz 20'li yaşlarımızdaki fiziğe sahip değiliz. İnsanlar yaş aldıkça, yaşa ilerledikçe anatomisi değişiyor. Evet. Düşünceleri değişiyor.
Yani bir değişim içerisindesiniz. Hepimiz için geçerli bu. Yani ben gayet normal buluyorum. Ve ben insanların, bak hala şunu savunuyorum. Bu şekilcilikle, işte kadının bedeni üzerinden, ay yüzü şişmiş, ay çekmiş. Evet. Ya buna son derece karşıyım ve son derece bu konuda gerçekten çok sinirleniyorum. İnsanların bedeni üzerinden lütfen vurmayın. Sosyal medya bu konuda iğrenç bir yer. Body shaming deniyor. Bütün dünyada yapılıyor bu. Senin burnuna laf ediyor, kilona laf ediyor, koluna laf ediyor. O zaman yüzüne ne oluyor? Allah'ın verdiği, sana nasip ettiği her şey laf ediyor. Ne ayıp sonra ya. Gidiyor o insanlar estetikçi geziyor. Sonra da diyor ki senin her yerin estetik. Evet. İyi de kardeşim ben sen nasıl istiyorsan öyle gözükmek zorunda değilim ki. Ama sosyal medyada şu anda kusursuzluk akımı var. Ve bunları en çok yapan da yine hemcinslerimiz, kadınlar. Erkekler yapmıyor kadınlar. Ki. Kadın kadına yapıyor ve bunu zaten. Diyoruz ki işte bu Photoshop'lar niye var oldu? İnsanlar artık özgüvenlerini kaybetmeye başladılar. İşte bu Photoshop'lu, işte hep söylüyoruz Photoshop'lu insanlar kendilerini ya kendilerini sevmemeye başlıyor insanlar. Ne münasebet? Photoshop'u destekliyor musun? Onu mu anlıyorum? Zaman zaman evet. Tabii ki. Çünkü orijinalliğini bozmayacak şekilde ufak ufak. Zaten kumaşınız güzelse ben ne Photoshop'lu yapanlar görüyorum gene de bir şeye benzemiyor. Evet. Ama kumaş güzelse hani ne bileyim bazen makyajsız olabiliyoruz. O makyajsız halimizi daha ama erkekleri aldatmaya ne hakkınız var? Aldatmıyoruz. Şimdi ben ne kadar aldatırsam aldatayım. Ekranı, kameranın önündeyim. Kandırmaca. İşte malzeme burada. Burada ne kadar kandırabilirim? Senin için geçerli değil. İçinde 60-65 yaşında hanım bakıyorum. Kanmasınlar onlar makyaj yapıyor, Photoshop yapıyor. Kendini 30 yaşında gösteriyor. Kanmasınlar. Ne alakası var değil mi? Yani bu kandırmaca. Artık izleyiciler çok zeki. Hemen zaten farkına varıyorlar. Kandırmayın bizi ya. Ben her halimle, her şekliyle sevin kendinizi anacığım. Yarın görüşmek üzere. Senden daha çok zayıflayacağım. Aha.